Endokrin pankreas. Pankreasın diğer kısmına. Endokrin pankreasa geçiyoruz. Bu kısım aslında pankreasın en bilinen kısmı. En çok bununla ilgili şeyler duyuyoruz çünkü. Pankreasın bu kısmı şeker hastalığıyla alakalı. Endokrin pankreas yukarıda gördüğümüz gibi tuz veya enzim değil de kan dolaşımına katılan bazı hormonlar salgılar. Daha sonra vücudun geri kalan kısmına, mesela karaciğere, bağırsağa, hatta kaslara ulaşır. Peki endokrin pankreas nasıl düzenlenmiştir? Endokrin pankreasta adacık hücreler bulunur ve bunlar adalarda oturur. Üç tip adacık hücreden bahsedeceğiz. Hepsi de pankreastaki hücre grupları yani adalarda bulunur. Şimdi bu adacıkları tek tek inceleyelim. İlki, alfa adacık hücreleri. Bunlar glukagon adlı bir hormon salgılar. Glukagonun temel görevi ise glikoz moleküllerinden oluşan glikojen gibi maddeleri alıp daha küçük glikoz moleküllerine yani monomerlerine parçalamak. Yani glukagon salgılandığında glikojenden glikoz üretiyoruz. Sadece karbonhidratlarda değil. Glukagon birçok makromolekülün parçalanmasından sorumlu. Buraya glukagon parçalama yapar yazıyorum. Adacık hücrelerinden ikincisi ve en ünlüsü beta adacık hücreleri. Bunlar insülini depo eder ve salgılarlar. İnsülin dediğimizde kafanızda bir sürü ampul yanmalı çünkü insülinin sebep olduğu birçok şey var. Mesela az önce yazdığımız şu işleme bir bakalım. İnsülin bunun tam tersine sebep olur. Yani glikojeni glikoza parçalamak yerine glikozun depolanmasına veya glikojene dönüşmesine sebep olur. Yine bu sadece karbonhidratlar için değil. Başka bir şeye dönüşen her şey için geçerli. İnsülin makromoleküllerimizi dönüştürür veya depolar. Yazıyorum. Evet. İnsülin hakkında bahsetmemiz gereken en önemli şey, insülinin şeker hastalığıyla ilgisi olması veya şeker hastalığına sebep olması diyebiliriz. Şeker hastalığı hakkında pek çok eğitici video çekilebilir. Hastalık nedir, ne değildir, ne gibi etkileri vardır? Tüm bunlar ayrıca anlatılabilir. Fakat şimdilik şunu bilmemiz yeterli. Şeker hastalığı sebebiyle vücudumuzda çok fazla glikoz bulunduğundan zarar görürüz. Yani çok fazla şeker. Bunun sebebi de insülinin düzgün çalışmamasıdır. Yani glikoz ve glikojeni depolayamıyoruz depolamadığımız için de vücudumuzda dolaşıyorlar. Bu yüzden de göz, sinir, böbrek hastalığı oluyor. Tıpta şeker hastalığını anlatmak için kullanılan ifade bu. Böyle denmesinin sebebi çok fazla glikoz olunca bir süre sonra göremiyoruz. Özellikle ayağımızdaki sinirler batmaları veya hasarı algılayamıyor ve organı kesmeye kadar işi götürebiliyor yine böbreğimizde çalışmayı durduruyor ve erken ölüme sebep oluyor. Bu üçüne ek olarak glikoz tüm vücutta dolaşıyor ve erken kalp krizi gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Şeker hastalığıyla ilgili şunu da söyleyelim. İki tür şeker hastalığı vardır. Tip 1 ve tip 2. Bu ikisini ayıran şey sebepleri. İş yine insülinde bitiyor. Tip 1 şeker hastalığında insülin yok. Yani tip 1 şeker hastası olan birinde insülin üretimi olmaz. Bu sebeple şeker ve glikojen depolayamaz ve tüm vücudunda dolaşır. Bu da göz ve böbrek hastalıklarına sebep olur. Tip 2'de insülin üretimi yapılır fakat insülin alıcıları hasar görmüştür. Yani insülin üretsek de alıcılar cevap vermez. Bunun sonucunda vücudumuzda sanki hiç insülin yokmuş gibi bir etki oluşur. Burada çok daha detaylı konuşabiliriz fakat şeker hastalığı konusunu burada kapatıyorum. Pankreastaki üçüncü adacık hücreye geçelim şimdi. Delta adacık hücreleri. Bu hücreler somatostatin adlı bir hormon salgılar. Bu hormon biraz oyun bozan bir hormon çünkü görevi aktif olan diğer tüm hormonları durdurmak. Evet evet durdurmak. Yanlış anlamadınız. Bu hormonlar glukagon ve insülin gibi hormonlar olabilir. Fakat mide bağırsak kanalında bulunan başka hormonlar da somatostatin tarafından durdurulabilir. Mesela kolesistokinin. Somatostatin bu hormonların etkilerini durdurur. İşte endokrin pankreas böyle. Daha önce eksokrin pankreastan bahsetmiştik. Kısacası pankreasın yürüttüğü çok iş var. Cerrahların dediği gibi yiyebildiğinizde yiyin, uyuyabildiğinizde uyuyun ve pankreasa hiç bulaşmayın.